Esselamu aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Muhammed Fuat Abdülbaki'nin El-Burhan fi mattafak aleyhi şeyhan min kitabil lu'lu vel marcan derslerinin 97. oturumunu açıyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Kardeşlerim, son bölüm, züht bölümü inşallah dünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Helal ve haram dengesi üzerinde duruyorduk. Uzun bir hadis olduğu için bu dersimize inşallah bu hadisle başlıyoruz. 589. hadis. Anin Numan bin Beşir kâle semîtu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl el halâlu beyinun vel haramu beyinun ve beynehumâ müştebihâtun. Helal bellidir, haram bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. La ya'lemuhâ kethîrun minen nâs femen ittaqâ el şubhat istebra li dinihi ve ardihi. Yani şüpheli şeylerden kaçınan dinini ve ırzını korumuş olur. Femen ittaka el müşebbehat istebra li dinihi ve ardihi ve men veka fi şubhat kerain yara havlel hime. Yuşiku en yuvaqi'ahu. Yine Allah Resulü temsili bir anlatımla meseleyi örneklendiriyor. Yani muhataba bilinen bir örnekle bilinmeyeni, bilinen bir örneğin bilinenle, bilinmeyen bir örneğin de bilinmeyenle ortak mütalaa edildiği bir durum. Burada bilinen bir örnekle bilinmeyen bir örneğin, şüpheli şeyler bilinmiyor. Ama çoban biliniyor. Çobanın örneğin koruluğunu düşünün. Allahu Teala'nın haram kıldığı şeylerle çobanın koruluğu kıyaslanıyor. Nasıl diyor örneğin bir çoban etrafında insanların tarlaları, bahçeleri vardır. Ora haram bölgedir. Oraya o hayvanları müsaadesiz sokamaz, oradan hayvanlarını otlatamaz, o arazilerden hayvanlarına herhangi bir yararlandırma yapamaz. O halde ne yapacak? Çobanın maharimi o sahaya haram olan diğer insanların arsalarına, bahçelerine, ekinlerine, arazilerine girmemek, orada otlatmamaktır hayvanlarını. Burada da böyle bir durum söz konusu. Aynen diyor, çobanın haram olan bölgelere sürüsünü her an düştü düşecek, her an harama girdi girecek. Niye bu kadar özen göstermek lazım? Atalarımız daha önceki örneklerini biliyoruz. Arazisine hayvanlarını götürürken, otlatmak için bir nevi o meraya sevk ederken, ağızlarını komşu tarladan ya da bahçeden geçerken hayvanım oradan otlamasın diye hayvanların ağzına bir nevi bir bağ ya da bir burunsalık diyoruz takarak oradan herhangi bir ot, herhangi bir ekin vücutlarına girmesin. Onunla bize haram bir süt ya da haram bir et bize nasip olmasın diye bu kadar duyarlı bir hayat yaşamışlar elhamdülillah. Bizde de aynı duyarlılığın olması gerekmez mi? Ele ve inne likulli melikin hime. Dikkat edin, her melikin de koruluğu vardır.
Ele inne himallahi fi ardı haramihu. Yani Allahu Teala'nın haramı ise, yani koruluğu ise, insanların harama girmemesi, haram olanlara dalmaması, ona dikkat edin. Allah'ın arzı ise Allah'ın koruluğudur. Ele inne himallahi fi ardihi maharimuhu. İşte Allah'ın yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ardullahi vasiyaten, yani yeryüzü çok geniştir. Geniş ama diğer insanların da örneğin o yeryüzünün arz-ı endam ettiği diyelim bir bağ, bir bahçe, bir tarla, bir arsa, orada yiyecekleri var, orada insanlardan korumak durumunda olduğu bir takım sebzeleri var, meyveleri var. Bunlara da herhangi bir örneğin otlatan çobanın daldırmaması için hayvanlarını otlatırken hani dört gözle o hayvanlara adeta bakıp onların haram olan bir koruluğa girmesine engel olmaları gerekir. Ela, yine dikkat edin. Ve inne fil cesedi mudgadan. Yani cesette bir et parçası vardır. Ve izâ saluhat saluhal cesedu kulluhu. Ve izâ fesedet fesedel cesedu kulluhu. Dikkat edin. Cesette bir et parçası vardır. O salih olursa, yani o düzgün olursa bütün beden düzgün olur. O bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Ele vahiyel kalbu. Dikkat edin, o kalptir. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın yeryüzünde helal ve haram olarak insanlara tavsif ettiği, diyelim helal bir kazancın yanında yine insanların nereden gelip gelmediğini araştırmaksızın gelen herhangi bir şeyi tüketmek acaba helal mıdır, haram mıdır? Nereden gelmiştir? Dün de ifade etmiştim. Yanlış bir söz olarak tarihe geçmiş. Üzümünü ye, bağını sorma. Niçin üzümünü yiyip bağını sormayacağız? Bir müminin, bir Müslümanın üzümü yemeden önce bağını sorması gerekmez mi? Nereden geldi? Bu haram mıdır? Haram olan bir madde midir? Helal mıdır? Bazı örneklerini dün arz etmiştim. Diyelim size iş yerinizde bir kek getiriliyor, bir poğaça getiriliyor ya da size bir simit ikram ediliyor. Belki sorsanız o karşıdaki zata gönlü kırılır. Ama gerçekten o insanın gönlü kırılacak diye biz o simitin helal mı, o çayın haram mı, nereden kazanıldı, bize nasıl ikram ediliyor sormayacağız mı yani? Dün sorduğum bir örneği burada arz etmek istiyorum. Demiştim ki bir kardeşime yurt dışında çalışırken, bu keke siz içki katarsınız, bunda içki var mı? Var dedi hocam. Peki bunu açıklaman gerekmez mi? Siz rahatlıkla keklere viski katabiliyorsunuz, bunlara insanlara ikram edebiliyorsunuz, bunu açıklamanız gerekmez mi? Arkadaşlar, bu kekte viski var. Yani hassasiyeti olan arkadaşlar bu keki yani tatmayabilirler, almayabilirler şeklinde bir açıklama yapsaydı insanlar belki işte buradaki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarısında olduğu gibi haram helal dengesini koruyabilirlerdi. Diyelim size herhangi bir ülkeden çikolata geliyor. O ülkenin acaba o çikolatayı imal ettiği, diyelim endüstriyel olarak, gıda olarak imal ettiği müntecat diyoruz. Muhteviyat yani. İçeriğinde gerçekten haram maddeler var mı? Hani muhataplarım şunu düşünebilir. O kadar ince eleyip sık dokumamak lazım. O kadar ince eleyip sık dokumasaydı kardeşlerimiz hayvanlarının ağzına bir bağ bağlar mıydı? Hayvanlarının ağzına bir gem vurur muydu? Yoksa haram helal dengesi, ya bu bir hayvan, bunun bir sorumluluğu yok, istediği yerde otlasın diyebilir mi bir insan?
haram helal dengesini korumak isteyen bir kardeşimiz der ki ya o komşum acaba oradan bir ekin, bir ot ya da diyelim bir meyveye zarar verdiğinde benim bunu karşılamam, buna tazmin diyoruz. Hukuk dilinde tazminat da diyebiliriz. Yani o zarar verdiği diyelim bölgenin ya da arazinin ya da meyvenin karşılığını vermesi gerekmez mi? Yavuz Sultan Selim sefere giderken bir bahçeden geçiyor. Durun diyor askerlerim. Hepinizin erzak çantasına bakılacak. Ve erzak çantasına bakılıyor. Eğer diyor içinizden askerlerimden bir tanesi bu bahçelerden bir elma, bir armut almış olsaydı ben bu seferi iptal ederdim. İşte onlarda bu aşk, bu şevk, haram helal dengesini korumak, kimsenin bir diyelim bahçesine, bir arsasına göz dikmek değil, ondan bir elma, bir armut bile almamak. Hani şöyle bir yanlış yine felsefe var. Ya göz hakkı var. O zaman baktığımız her şeyde bizim hakkımız olması lazım. Diyelim bir araziden geçiyoruz. Kayısılar olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla ilgili çok güzel bir örneği var. Ağacı taşlayan çocuğun yanına varıyor. Diyor ki evladım ağacı niye taşlıyorsun? Altında düşenleri al. Yani onları tüket. Demek ki hayvanların ya da diğer varlıkların bir nevi gıdası olan, bir nevi yani müdahale etmeksizin ağaçtan düşen meyvelerin tüketilebileceği ile ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı var. Ama göz hakkıymış. O zaman her baktığımızı biz alabilir miyiz? Örneğin pazarda ticarethanelerin önünde cevizden tutun lokumuna kadar her geçen bir lokum alsa hemen aklıma baklava çalan bir zatın durumu geldi. Diyelim orada bir baklava tezgahında baklava açılmış. O zat çaldığında bir cezayı müeyyide yüklenmişti üzerine. Ve yani o çalma fiilini gerçekleştirdiği için ceza almıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra kendisine bir tepsi baklava ikram ettiler, yemedi. Yani oradaki fiil diyelim bir dilim baklavayı çalmak değil mi? Ya da oradaki elimizi tezgaha attık diyelim. Bir avuç oradaki fındıktan aldık. Bu helal mı sizce? O zaman şöyle mi diyecek insan? Bu benim göz hakkımdır. Mümkün değil. Onun için kardeşlerim haram ve helal dengesinin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çoban ile Allah-u Teala'nın koruluğunun ortak mütalaa edildiği nasıl bir çoban hayvanlarını otlatırken dikkatli olması lazım. Haram helal dengesini koruması lazım. Müminler de aynı diyor. Hangisi helal, hangisi haram bu dengeye dikkat etmesi lazımdır. Buhari İman 39, 52, Buyu 2, Müslim, Musakat 107, 1599. hadislerinde ortak olarak rivayet edilmiştir. Şöyle bir izah var. Allah ve onun Resulü aleyhissalatü vesselam insanlara haram ve helalı bildirmişlerdir. Bir takım meselelerin ise hükümleri zaman ve zemine göre değişiklik arz ettiği için hükümleri ayet ve hadisler doğrultusunda İslam alimlerine bırakılmıştır. Biz bunu daha önceki derslerimizde açıklamıştık. İmam-ı Azam'ın örneğin fıkıhtaki, istinbatındaki, fıkıh usulündeki metodunu açıklarken demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet varsa ya da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bir beyan varsa ya da diyelim sahabe-i kiramın bir konuda icmağı varsa Kur'an'da yok, hadislerde yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir uygulaması yok ama sahabe-i kiramın böyle bir uygulaması var. İmam-ı Azam demişti ki sahabe-i kiramın uygulamasını alırız. Onun ilerisine geçmeyiz. İşte burada da İslam alimlerinin görüş birliğinden bahsediliyor.
Kur'an'da olmayan, sünnette olmayan ama İslam alimlerinin bu haramdır, yani bu tüketilemez dediği herhangi bir gıda olabilir, herhangi bir madde olabilir. Araştırıp tartıştıktan sonra meselenin hükmü ortaya konacaktır. Hükmünde ittifak edilmediği takdirde, yani icma olmadığı bir durumda, işte bizim hukukumuzda da içtihat vardır. Hani anlaşılmayan bazı hususlardan, diyelim mahkemeler arası bazı ihtilaflar var. İçtihat bizim mahkemelerimizde de kullanılıyor. Yani en üst kurul içtihat kararı verdikten sonra herkesi bağlar. İcma bir nevi bizim hukukumuzdaki içtihadın karşılığıdır diyebiliriz. Yani ne demektir? Artık bir görüş birliği vardır. Herkes bunda hemfikirdir. Hiçbir mahkeme bu içtihadın üzerinde ya da hiçbir hakim bu içtihadın üzerine bir karar bina edemez. İcma da böyle. Sahabe-i kiram bir konuda ittifak etti mi, görüş birliğine vardı mı, artık bu hepimiz için geçerli bir akçedir. Değerlendirilmesi gerekir, reddedilmemesi gerekir. Yani bu konuda ihtiyatlı olmalı kardeşlerim. Hemen ya Kur'an-ı Kerim'de bu eylem yok, o zaman biz bu eylemi işleyebiliriz diyebilir mi kardeşlerim? Sünnette o eylem yasaklanmıştır. Sünnette de yok ama sahabe-i kiramın o konuda içtihadı vardır. Yani icma hasıl olmuştur. Kardeşlerim, 590. hadis Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadis. Ebu Said el-Hudri'den sık sık biz hadisler zikretmiştik. Allah ondan razı olsun. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme celese zâte yevmin alel minberi ve celesna havlehu. Yani muhteşem bir durum var. Biz buna tahammülül hadis sigası olarak en yüksek siga diyebiliriz. Çünkü burada hem bir görme hem de işitme var. Mesela hadisler, bazı hadisler an ana ile, yani an fulan, an fulan, an fulan şeklinde aktarılmıştır. An Aliyyin, an Hasenun, an Hüseyinun. Ama burada farklı bir durum söz konusudur. Yani yüksek bir tahammül sigası vardır. Yani hadislerin gelecek nesle intikalinde çok yüksek bir derecedir bu. Hem görerek, hem işiterek, hem de muhatabın nerede olduğunu söylüyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam minberdeydi. Aleyhissalatü vesselam. Günlerden bir gün Hazreti Peygamber minberdeyken biz de Hazreti Peygamber'in etrafında oturuyorduk. Şimdi karnı tok, sırtı pek insanlar 15 asır sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu eyleminin gerçekleşmediğini iddia edebilmektedirler. Allah aşkına, siz 15 asır önce o mecliste miydiniz? Sizin bir şahidiniz var mı? Tam aksine bizim Ebu Said el-Hudri diye bir şahidimiz var. Mesela bu Buhari'den geldiyse Ebu Said el-Hudri'ye kadar en az 5 tane ravi var. Şimdi karnı tok, sırtı pek 15 asır sonraki insanlar ne demek istiyor? Ben bu hadisi kabul etmiyorum demekle, yani bu kadar insan, diyelim Buhari'den rivayet ediliyor, Buhari'den Ebu Said el-Hudri'ye kadar ravilerin tamamı yalancı demektir. Ebu Said el-Hudri de dahil. Ebu Said el-Hudri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzide ashabından bir tanesi. Ashab-ı kiramı suçlamakla kalmıyor, bunun yanında tabiini suçluyor, tebevüt tabiini suçluyor. Tebevüt tabiinde ya da tabiinde aynı dönemde aynı hadisi gelecek nesillere aktaran, kitaplarına alan diğer alimleri de yalancılıkla isnat ve iftira etmiş oluyor. Suçlamış oluyor, itham etmiş oluyor yani. Allah Resulü'nün etrafında oturuyorduk. Allah Resulü minberdeydi. İnnemâ mimmâ ehâfu aleykû min bâdî مَا يُفْتَهُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatına 80 gün kala bunu söylemişti zaten. Ben ebediyen sizin şeytanın yoluna, yani tabi olacağınıza değil,